Delirdin mi? Ne? Ne mi? Ateş Mahir ensemizde dolaşıyor. Adamın gözü sürekli üstümüzdeyken sen hala saçma sapan deneyler yapmaya devam ediyorsun. Ne yapayım? Biri ensemizde dolaşıyor diye çocukcağızı ölüme mi terk edeyim? Seyirci mi kalayım ölümüne? Ben sana ölüme mi terk et diyorum? Aklını başına topla diyorum sadece. En azından şu süreç geçene kadar. Aklım başımda. O yüzden çocuğun hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Merak etme. Sen nereden duydun hemen bunu? He? Kim ispiyonladı? Kim ele verdi beni? Kimse seni ele falan vermedi, tamam mı? Yani herkes sana rağmen yardımcı olmaya çalışıyor, seni korumaya çalışıyor. Bir zahmet sen de yardımcı ol. İlk nöbet bende. Ya ilk nöbeti ben alsam, ha? Olur mu? Zeynep Hanım, sizin herhangi bir önceliğiniz var mı? Yok. Tamam, o zaman ikinci bende. Hayırdır, bir ağrınız, bir sıkıntınız mı var? Evet ya. Bugünlerde feci bir baş ağrısı var bende. Hekim oğlu belası diyorlarmış tıpta. Ve galiba çaresi de sizdeymiş. Çok geçmiş olsun. Maalesef tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmışsınız. Gemi batıyor beyler. Ve bayan. Kadın. Bayan demiyoruz artık ya. Ya siz... Bu Titanik'te gemi batarken hala çalmaya devam eden bir bando var ya. Aynı onun gibisiniz. Tamam. Geminin kaptanının asıl görevi gemisini terk etmemek olabilir. Ama sizin hala bir şansınız var. Hekimoğlu'nun ağrı kesicileri suistimal etmesi kendi problemi. Bu mevzuda en fazla görevi kötüye kullanmaktan ceza yersiniz. Ama demin işlediği suçta siz de yanındaydınız, beraberdiniz. Hangi suç? Laboratuvardan aldığınız, uyguladığınız onaylanmamış deneyi diyorum. Bakanlık onayı, evet. Daha çıkmadı. Saç spreyi. Ama şöyle bir durum var. Kötü ve düzensiz saçlar. Sanki daha büyük suç. Ha? İzninizle. Önümüzde uzun uzun bir gece var. Hayat kurtarıyoruz da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.